Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal kars ketesi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket yaş maya, bir yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık sütü ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Mayanın eridiğinden emin olduktan sonra 1 su bardağı kadar erittiğim tereyağını ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde 3-4 bardak kadar un ekledim. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekleyip yavaş yavaş karıştırıyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaştığı içerisindeki spatula'yı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparlamanız 1-2 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bunu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 8,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Hamurun üzerini kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdım. Mayalanan hamurun havasını aldıktan sonra 6 eşit parçaya bölerek bezelerimi hazırlıyorum. Bizeleri hazırladıktan sonra üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıp bu şekilde 10 dakika kadar dinlendirdim. İlk etapta merdane yardımı ile biraz büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Çok fazla incecik açmanıza gerek yok. İç malzemesini ben dondurucudan kullandığım için o aşamasını çekmedim. Hemen sizlere hızlı bir şekilde tarifini vermek istiyorum. Uygun bir tavanın içerisine 125 gram kadar tereyağını alıp erittikten sonra üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. Daha sonra 5 bardak unu ekleyip yaklaşık 3-4 dakika kadar kavuruyorum. Renginin dönmesi yeterli olacaktır. Damak zevkine göre tuz eklemesi yapabilirsiniz. Eğer istiyorsanız ceviz eklemesi de yapabilirsiniz. Ayrıca birçok kete tarifine de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ketenin iç malzemesi genelde değişmediği için videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka link ekleyeceğim. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Hamur yeteri kadar büyüttükten sonra erittiğim tereyağını her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yağ sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Kars ketesinin özelliği katlama şeklinden geliyor arkadaşlar. Bu şekilde katlandığı için içerisi tel tel oluyor ve çok güzel oluyor. Güzel bir şekilde yağlamaya dikkat edin. Kullandığınız yağın ayranını mutlaka ayırın. her katına bu şekilde bol bol yağ sürüyorum katladıktan sonra kenara alıyorum hemen hızlı bir şekilde bir tane daha hazırlıyorum videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım yine aynı zamanda Videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bütün bezeleri açıp katladıktan sonra içerisindeki yağ donduktan sonra elimle biraz büyütüyorum. Merdane ile çok az açtıktan sonra iç malzemesini koyuyorum. İç malzemesini koyduktan sonra videoda görüldüğü gibi toparlayıp beze haline getiriyorum. Bu arada unutmadan hemen belirtmek istiyorum. Bezeleri açıp yağlayıp katladıktan sonra mutlaka bir poşetin altında bekletmeniz gerekiyor. Eğer hamur kuruma yaparsa bu şekilde rahat bir şekilde toparlayamazsınız. Hamuru toparladım. Beze haline getirdikten sonra tekrardan poşetin altına alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde diğerlerini de hazırlıyorum. Ketelerin hepsini bu şekilde hazırladım. İlk hazırlamış olduğumdan başlayarak bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Elimle yavaş yavaş büyütüyorum. Bu arada ben 6 tane hazırladım. Dilerseniz 3 tane büyük kete de hazırlayabilirsiniz bu tariften. Güzelce açtıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra ketenin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Orta sarısını sürdükten sonra üzerine çatalla çizip daha sonra çatalla deliyorum. Çatalla delmemin sebebi çok fazla kabarmaması için. Kars ketesinin özelliği bu arkadaşlar kabarmaması gerekiyor. Ama ben ne yaparsam yapayım benim elimin hamuru kabarıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde delmeme rağmen yine de kabardılar. Hemen yakından da bu şekilde göstereyim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ketelerimi pişirdim. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar. Ketelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Şu anda çok sıcak. Bu arada diğer keteleri 180 derecelik fırında pişirdim. Keteler çok çabuk pişiyor. Mutlaka dikkat edin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.